Mayıs o kadar serin geçiyor ki şu an. Sabah niye böyle çıktım bilmiyorum. Hemen çorap giyeceğim çünkü ayaklarım dondu. Evin içi şu an bayağı buz gibi. Şu da yeni yıkanmıştı. Üstüme de hemen bunu geçiriyorum. Şöyle içim ısınsın. Bir de matcha latte'yi de şu an soğuk yaptım. Yani niye Ağustos muamelesi yapıyorum bilmiyorum. Videoya hoş geldiniz. Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Benim böyle bildiğiniz sıradan işte sabah koşturmam vardı az önce. Şimdi kendime kahve yerine şöyle bir şey hazırladım. Matcha hazırladım, şöyle bir şey dediğim. Bu ara matcha'dan gidiyorum. Çünkü elimdekinin tarihi geçmek üzere, hatta geçti. Hani onu bitireyim de daha taze bir tane matcha alayım diye çabalıyorum diyebilirim aslında. Bir tane muzum var çünkü yogaya gideceğim. Öncesinde bu sabah daha aç hissediyorum. Normalde yemeyebiliyorum. O yüzden bir tane muz yiyip mevsime hiç uygun olmayan soğuk matcha yaptım. Onu içeceğim. Hoş geldiniz ve iyi seyirler. Meksika'dan almıştım şu çantayı. Hatırlarsanız Meksika videosunu izlediyseniz artık böyle bir kullanmaya başlayayım dedim. Şimdi yogadan sonra ne yapacağım belli olmadığı için cüzdanımı bunun içine koydum. Yanıma da ne olur ne olmaz bir tane kitap aldım. Hazırlıklı olmakta fayda var. Geziyor musunuz? Yemeğinizi yediniz. Hadi görüşürüz. Suyunuz var mı? Dur su koyayım. Ay yavrum suya gitti hemen. Birkaç tasa koymaya çalışıyorum. Hele hava da ısındı. Lütfen kapımızın önüne su koyalım. Geçen gün giderken full MFÖ dinledim ama en eski şarkılarını, hatta muhtemelen ben doğmamışım o şarkılar sırasında. Sude şarkısı mesela çok güzel. Ali Desidero söyleyemedim. Adamlar yazmış ben söyleyemedim. Yine açayım, dinleyesim geldi. En son Harun Kolçak'ta bırakmışım Girkan'ımı.
nedir bu böyle? Aynı hikaye, suç kimde ne? Ah, fazla kalın oldu böyle ya. Ne kadar vlog friendly bir stüdyo ya. Kameranızı efendim şuraya koyabilirsiniz. Ayrıca bak, Tokan'da hiç aklın kalmasın. Başka hiç Tokan yokmuş gibi sadece bana kalıyor. Çok güzel ama, değil mi? Dersimiz bitti an itibariyle. Bütün sırtıma dair ne varsa açıldı. Hocamı da kaçırdım. Şu an kahve içmeye götürüyorum. Ayrıca hava bayağı ısınmış. Yani bayağı değil de esiyor şu an bir dakika. Geri aldım. Isınınca söyleyeceğim. Sıcak mı değil mi anlamadım ya. Sıcak. Bugünden beri güneş havayı çözmeye çalışıyorum. Ben sürdüm sabah güneş kremimi. Bu sene güneşlenmemeye söz verdim kendime. Bakalım sözümü tutabilecek miyim? Yalnız ben de. Kamu spotu veriyoruz. Lütfen güneş kremi sürelim. Ama ben bacaklarımı yakıyorum ya. Aynı yine bacaklara yakıcı yağ, yüze koruyucu. Vücudu korumaya çalışsam da yanıyorum. Yani Meksika'da da işte şekilde haşlandım. Düz mü gidiyordum, sola mı? Soldan geç. Sana bunu hep soracağım. Aynen. Yüzün yanmamış, evet, senin vücudun yanmış. Yüzüm aslında. Can şok oluyor, diyor ki yüzüm bembeyaz gibi, ay parçası gibi. Hem şapka takıyorum, dikkat ediyorum. Hem de güneş kremi olabildiğince, ama bir tık da yanmasını seviyorum açıkçası. O yüzden ve bazen hani etkisi geçse de tazelemeyebiliyorum. Bunu ben yapıyorum, siz yapmayın. Ama şey var işte ya, mesela Helio Care'ı ben geçen sene keşfetmiştim. Çok severek kullandım, böyle renkli güneş koruyucusu. Güzel de koruyucu faktörüm. Fakat galiba şey değil, cruelty free değil, çok emin değilim. Onu da böyle keşfettikten sonra hani çok dikkat ediyorum kullandığım ürünlere elimden geldiğince. Ama muadili de bulamıyorum çünkü yüzüme... O çok güzeldi yüzüme, ama. Benim şey çünkü karma cildim, hani anlamam, direkt parlıyor ve her şey sivilce yapıyor yüzümde. O yapmadı. O böyle hani o kadar uyum sağladık ki birbirimize. Bir de fondöten gibi o bayağı. Aynen, geçen yaz ben hiçbir şey kullanmadım başka, düşün yani. Sadece onu kullandım. Hani renkli bir şey bile sürmedim. Cosrx'in bu da hiç sivilce yapmıyor asla. Ha, ama renksiz değil mi? Renksiz, evet. İşte o renkli güzel ay. Çünkü ben hani bir tane sürüyorsun, hem güneş koruyucusu hem böyle her şey bir arada. Her şey aradı ya, o çok iyi oluyor. Bir de şey veriyor, bir canlılık veriyor yüzde. Evet, bak şu an mesela o var yüzüme, alnı parlamış ya. Terletmişsin kız beni. Hiç asla öyle şeyler yapmam, bilirsin. Ben ürünü överken alnı parlıyormuş be. Sana şey göstereceğim. Dedim ya sana, geçen Silivri sahilde fotoğraflarım vardı benim ayağım kırıkken diye. Bak. Aa, evet bu. Ay ne kadar küçükmüşsün Ecem. Saçlara bak. Evet ve şey, düşünsene ayağım kırık, iyileştim ve ilk buraya gittim, hatta oturuyorum falan. Bak, öğretmen evinin önü burası. Şimdi da. Şimdi inceline bakar mısın? Elimi evet. Sat. Evet, öğretmen evinin orası. Evet. Arkada yazıyor zaten. Artık saçları ama renkli karamelimsi bir saçmış. Ya saçlar çok fena o zaman. Yatıyorum ve şey, hani boyatamıyorum zaten, spreyle açmıştım rengini. Saçma sapan bir renk oldu ama ayağım kırık, yani onu mu düşüneceğim falan. Fotoğraflara bakınca şey diyorum şimdi, ya saçım da bayağı fena. Şimdi Silivri sahile geldik Özge ile. Tam şu noktada fotoğraf çekelim. Bakın size de göstereceğim. Hayatta gerçekten her şey bitiyor. 2011 yılında burada evden ilk defa yürümeye çıkmıştım. Ayağım kırıktı. 2-3 aydır evden çıkamıyordum. Can'ın işi vardı ve beni alıp buraya getirmişti. Şu bankta fotoğrafım var. Öğretmen evinin tam önünde. Hatta öncesi sonrasını şu an ekrana koyayım. Orada burada böyle bir before after çekilmek istedim. Tam şurada aynı şekilde fotoğrafım var. Hani her şey geçiyor. Çektiğiniz acılar, yaşanan şeyler. Hayatta böyle geçmez bitmez sandığımız ne varsa bitiyor. Hem kendime bunu hatırlatmak istedim. Hem de tüylerim diken diken oldu şu an. Hem de paylaşmak istedim. Hatta Instagram'a da bunu bu şekilde inşallah koyacağım. Özge'ye de çabaları için teşekkür ederim. Görebilirsin. Bayağı uğraştı fotoğraf çekmek için. Çünkü öğretmen evinin tam önünde çekilmişim, bir de tabela da görünüyor. Oradan hani tekrar görünsün istedim falan.
böyle de bir anı ya. Ay dün tüylerim diken diken oldu biliyor musun? Ama gerçekten aynı nokta oldu. Hem öyle hem hani o zamanki o yani çok acı çekiyordum, yürüyemiyordum falan böyle ilk defa dışarı çıktım düşünsene. Böyle o kadar güvensiz basıyordum ki kaslarım erimiş falan. Evet. Ay. Şimdi neler neler yapıyor. Şey diyor aynen öyle hakikaten. Hatta bir tane de şuraya yogadan post şey yapayım koyayım. Yapsınız bugün Arda Çanlı Çapasana'yı yapıştıralım oraya. Özge çok güzel videolar çekmiş beni. Ay şey böyle tüylerim diken diken oldu. Hayatta her şey bitiyor ya. Hiçbir acı kalmıyor yani. Kalıcı değil değil mi? Evet, biri tutunmamak da gerekiyor bence. Yani acıyla birlikte yaşadıktan sonra hani onun hep devam edeceğini düşünmememiz gerekiyor. Bir yerde çünkü bitiyor. Ama sen onu bir yere koyduğun noktada onunla birlikte yaşamaya ve onu hayatının bir parçası haline getirmeye devam ediyorsun. Çok güzel konuştun. Üstüne hiçbir şey söylemiyorum. Kahve içiyorum sadece. Biraz felsefe yaptık sanki. Evet. Al taktiği. Şu şu, bu bu, bu bu. Üçü birden olursa bu, böyle diyebilirsin. Yemekten müthişti. Orada yaşıyor o zaman. Orada yaşıyor evet. Eşiyle birlikte oraya taşınmış. Sence? Evet. Karşıma oturmayan bir otur. Tamam. Kahvecimizdeyiz. Burası herhalde sahildeki en güzel yer değil mi ya? Kahvesi en güzel yer. Bir Silivri'liğe soruyoruz. Evet, manzarası ve kahvesi en güzel yer. Düşünüyorum adını bir anda. Teşekkür ederim. Dur çiçeklerini de daha önümüze koyayım ya. Şöyle koyayım. Şurada dursun. Çiğirse de ben de hani yalnız falan gelirim diye kitap almıştım yanıma ama seni kandırdım. Afiyet olsun. Buraya bilgisayarınızı alıp gelebilirsiniz bu civardaysanız ayrıca. Ben daha yapamadım ama. Son hava durumu güncellemesi yapıyorum. İnanılmaz sıcak şu an. Yanıyorum. Üstümdeki her şeyi çıkardım. Bir de biz kahveden kalkınca yoğurt yedik. Orada böyle güzel bir alan vardı. Size niye çekmedim bilmiyorum şu an. Orada ben bir dağıldım. Şimdi Özge'yi bıraktım. Onun dersi var stüdyoda. Ben de eve geçiyorum. Sıcak arkadaşlar. Sabah giydiğim çorabımı, moraba her şeyi çıkardım şu an. Ayrıca sahil çok keyifliydi. Gözlemeci teyze vardı. Ay, gözlemeci teyze değil. Hep teyze olurlar ya. Amca vardı. Yoğurtçu vardı aynı şekilde. Böyle bir tane de lavanta arabası vardı. Ay, keşke çekseydim ya. Şu an anlatırken hiç olmadı. Neyse sizi bir daha götürürüm oraya. Şimdi eve gidiyorum ama yoğurt yedik. Böyle ballı cevizli falan bir yoğurt yedim. O yüzden kahvaltı etmiş oldum. Evet, eve gelince manzaramı göstereyim. Ne yapıyorsunuz? Sen hamile misin? Ha? Senin yavrun olacak. Buraya yavrular mısın? Ha? Sahiplendiririz. Sonra seni kısırlaştırırız. Olur mu? Arkadaş mı oldunuz siz yine? Bu diğer beyaz değil ayrıca. Bu yeni beyaz. O da dişi. Hamile galiba. Ben de böyle işte. Sağ olsunlar. Geçiriyorlar. Hoş geldin diyorlar. Değil mi çocuğum? Ay kızlarım kızlarım. Ay kızlarım kızlarım. Gel. Rüşvet. Sevmeden giremezsiniz. Sevmeden giremezsiniz bizi. Bizi sevmeden giremezsiniz. Evet. Oh. İki tane de kargom gelmiş. Ne diyorduk? Home sweet home. Evi yine çok dağıttık ya. Ve bunları da olduğu yere koyarak dağınıklığın üstüne bir tane daha dağınıklık ekliyorum. Nereye dokunduğumu hiç hatırlamıyorum. O yüzden ellerimi yıkayayım. Bu arada tırnaklarımı ekstra göstermek istiyorum şöyle özel olarak. Böyle bir kombinasyon yaptık. En sevdiğim desen şu. Kalp. Diğer elimde de aynı şekilde farklı parmaklarım da var aynı modeller. Yeşili tonladık diyeyim. Çorlu'da tırnak için birini arıyorsanız Nihan diyorum. Başka bir şey demiyorum. Zaten İstanbul'daydı o. Alane Yılvar'daydı. Şimdi Çorlu'ya döndü. Ve böyle çok güzel şeyler yapıyor. Böyle genç, kafa dengi ve ufku, vizyonu açık sanatçılar. Çamaşırları atmıştım. Onları kurutmaya atayım. Bu da yolda herhalde kirli sepetine gidiyor. Tahmin ettiğim gibi bitirmiş. Yeni sweatshirt'ümü de hemen yıkıyorum. Akşamları bayağı serin çünkü. Bu arada kurutmada tamamen kurutunca pamuklu şeyler küçülüyor. Çok küçülen şeyimiz oldu. Burada bir kabasını alıyorum ben suyunu falan. Sonra yine asıyorum şeye, çamaşırlığa. Şimdi şu kargoları merak ediyorum. Açalım. Geçen haftalarda bir mail aldım. O mail ile bu markayla tanıştım. Detaylarını anlatacağım.
Paketin içinden böyle bir kutu çıktı. Muhtemelen bej diye okunuyor. Yanlış söylemeyeyim. Yeni nesil hijyenik kadın ürünleri markası. Fakat benim için önemli olan elde ettikleri karın %8'ini Türkiye'de regl yoksunluğunu bitirmek ve menstruasyon konusunda tabuları sona erdirmek için çalışan kuruluşlara ped bağışı yapmak için değerlendiriyoruz yazmaları. Bu yolculuğa seni de dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Ben de mutlu oldum tanıştığıma. Daha önce hiç denk gelmemiştim. Bir mail alarak tanıştım. Ve ürünleri denemem için böyle bir kutu gönderildi. İçeriğini de göstereyim. Şöyle bir paket çıkıyor içinden. Bunun içinden şöyle iki tane pet çıktı. Hemen size şuradan kağıtta yazanları okuyorum. Regl olan bir kişi hayatı boyunca ortalama 450 menstrual döngü yaşar ve yaklaşık 9000 pet kullanır. Türkiye'deki güncel fiyatlara göre bunun toplam maliyeti 20.167,5 liradır. Her regli 5 gün kabul edersek, ki benim 7, bu regl olan birinin hayatının yaklaşık 2250 gününü, yani 6.2 yılını regl olarak geçirdiği anlamına geliyor. Ne yazık ki maddi sebeplerle bir sürü kişi hijyenik menstrual ürünlere ulaşamıyor ve tıbbi açıdan hiç de güvenli olmayan alternatifler kullanmak zorunda kalıyor. Bezler, gazete kağıtları, hatta yapraklar. Ve olarak yola çıktığımız ilk günden beri regl yoksunluğuyla mücadeleye destek veriyoruz. Sen de menstrual hijyen kitleri ürünlerinin lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğuna inanıyorsan ve bu mücadelenizde ben de yanınızdayım diyorsan şehrin farklı lokasyonlarına bu pedlerden yapıştırarak bize destek olabilirsin diyor. Ha, bunu koyuyorsunuz ve ihtiyacı olan biri alıyor. Güzel. Böyle de stickerlar çıktı. Her kargoda vardır bence bunlar. Bayıldım. Bunu da açıyorum. Konforlu, doğal ve hipoalerjenik yazıyor. İnternet sitelerinden de zaten kontrol edebilirsiniz. İçerisi şöyle ped dolu. Pedler de bu şekilde. Anladığım kadarıyla doğaya da bayağı saygılı bir marka. İnternet sitelerine girip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bana bir indirim tanımlamışlar. Bunu bilmiyordum. Ecem15 koduyla %15 indirim sağlayabilirsiniz ürünleri satın alırken. İnternet sitesini şöyle aşağı bırakıyorum. Ecem15 kodunu kullanabilirsiniz. Bir de konudan konuya atlayacağım ama bir kargom daha var. Onda ne aldım? Geçen gün markete gittim. Basmati pirinç gramajına göre çok fiyatlıydı. Ben de biliyorsunuz bir süredir daha önce paylaşmıştım. Normal pirinçle bir türlü anlaşamadığım için bir de glisemik indeksi düşük, daha sağlıklı pirinç falan derken basmatiye başladım. Daha da çabuk pişiyor diye. Baktım online'da daha uyguna geliyor. Hem 1 kiloluk alayım dedim. Şöyle Duru'nun basmati pirincini aldım. 1 kiloluk bu. Hatta 2 tane aldım. Kargo öyle ücretsiz oluyordu. Bir tanesini şimdi serin bir yere saklayacağım. Bunu da çıkarıp kavanozuma koyacağım. Bir de yine Duru'dan mısır aldım. Yerli patlayan mısır yazıyordu. İşte paketin üstünde yazdığınız şey çok önemli. Yorumları iyiydi şaka bir yana. Ben de mısır sevdiğim için zaten evde de mısır bitiyordu. Bunları zaten kullandıkça, yani basmati pirinç zaten normal pirinç de. Mısırdan çok memnun kalırsam sonra paylaşırım. Kargolarım böyleydi. Temel ihtiyaçlar. Oh, tam buna göre. Ah, pakette hiç kalmadı şu an. Harika. Hemen etiketimizi de yapıştıralım. Basmati yazsam yeter zaten. Şimdi kendime güzel bir gün tabağı hazırlıyorum. Muffin'i geçen videoda yaptığımı anlatmıştım. Bir önceki videoda tam olarak. Bu da sonuncusu. Sarmalar da inşallah bozulmamıştır ama zeytinyağlı sarma bozulmaz değil mi? Bu cevabı aldığımda çok geç olmaz inşallah. Hava ısındı mı ben normal yemek yiyemiyorum. Hep atıştırıyorum. Heh, ne yapıyordum? Keki önce ısıtacağım ikisini birlikte. Bir tane soda kaptım. İtiraf edeyim, su içmektense soda içmek bana daha keyifli geliyor. Bilmiyorum, asitli diye herhalde. Aslında şey vardı, Avrupa'da çok reklamı döndü. Normal suyu galiba asitli suya çeviriyor gibi bir şey görmüştüm ben ama üstünden de bayağı geçti. Böyle influencerlar falan paylaşmıştı. Ama Türkiye'de yok galiba bir şey. Olsa güzel olurmuş. Tepsimi çıkardım şöyle son aldığım peçeteyi görmüş müydünüz? Onu koyuyorum. Zaten kolumda da bu yazının dövmesi var. Hatta hemen göstereyim. Şurada bazen ne yazıyor diyorsunuz. Çünkü hiç anlaşılmıyor gerçekten. Böyle de H&M peçetesini yapmış. Çok komik oldu dövmemi peçete olarak görmek. Şunu da bardağa koyayım. Annem şişeden içince çok kızar. Misafire de mesela şişeyle götürünce çok kızar. Ama şişeden içeceğim. Çünkü bence sola şişeden içince daha güzel oluyor. Gün tabağım da geldi. Oh. Oh 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 oh, bakar mısınız ya? Çok güzel oluyor böyle ayrıca. Yaptıysanız böyle de deneyin. Üstüme bir şey aldım, ne olur ne olmaz. Balkon bayağı sıcak ama bakın balkonda nasıl bir değişiklik var. Şimdi geliyorsunuz.
Yemeklerimi de alayım, sonra size alacağım. Sürpriz. Ve artık bir balkon takımımız var. Geçtiğimiz günlerde hemen bir bakmaya çıktık, zaten alacağız demiştik artık. Geçen sene evin ilk koşturması, ilk senesi falan böyle alamamıştık. Bu sene kısmet oldu ve şöyle bir takım aldık, tam planladığımız, istediğimiz gibi. İki tane de hatta pufu var şöyle. Sise Mobilya'dan aldık bu arada. Orada hem böyle istediğimiz gibi model bulduk, renk bulduk. Hem de fiyatı bize makul geldi. Fiyatlar tabii ki çok artmış. Ayrı mesele, oraya hiç girmiyorum. Biz böyle hem masa hem sehpa olarak kullanabileceğimiz bir şey istiyorduk. Tam da onun gibi oldu. Hani üstünde bizim bunu yemek de yeriz muhtemelen. Muhtemelen değil, kesin yemek yiyeceğiz. Hatta dedik böyle kalabalık olduğumuzda falan pufuyla mufuyla ve bayağı insan alır diye düşündük. Ben şimdi burada izninizle biraz keyif yapacağım. Hatta telefonda da halledebileceğim işlerim vardı ama bilgisayarı aldım çünkü gözlerim çok yandı bugün. Niye bilmiyorum. Güneşten herhalde. Normalde bunlar öbür tarafta duruyordu. Bu bizim üniversitede daha aldığımız bar masası. IKEA'da bunu fırsat reyonundan almıştık. Geçen sene bunu kullanıyorduk. Yine aynı şekilde şöyle sandalyeleri var ama tabii olacak gibi değildi. Çünkü ne kalabalık kaldırıyordu ne bize yetiyordu. Bir de yüksek olduğu için. Bunu şimdi aşağı indireceğiz. Burada durmayacak. Bu köşede boşta kaldığı için burayı bir salıncak planlıyoruz. Fakat şu an belirsiz çünkü farklı şeyler beğendik canına. Durum bu şekilde. Ben zaten yemeye başladım bu arada çaktırmadan size. Şöyle yerimi aldım. Şu arka duvara bir şeyler asmak istiyorum ama daha karar veremedim. Böyle yaprak gibi ya da işte püsküllü ayna gibi şeyler var. Bizim koltuklarla da uyum sağlar muhtemelen. Bakalım, bir organize edersem paylaşırım. Şu an terliklerimi çıkarıyorum. Oh, şu arkama yaslanıyorum. Aslında çok yatmalık, uyumalık bir hava var ama karnım aç. Zeytinyağlı sarma ısıtınca da güzel oluyormuş. Fıstık ezmesiyle o kadar iyi oluyor ki. Ayrıca bugün ne yedim çekiyorum ekstra ama benim vloglarımın içi de bugün ne yedim gibi oluyor. Neyse. Zaten kanalın adı Ecem Eats. Aslında çok normal. Bakın ileride ne var? Az önce yunuslar atladı, şu anda atlıyor. Yani çok atlamıyorlar ama az atlıyorlar. Tam bizim bu açıdan görünüyor ya. Ay, görüyor musunuz acaba şu an? İnanılmaz mutlu oluyorum. Sahilde hiç görmedim ama camda çok denk geliyoruz. Bazen cam beni dürtüyor, ben onu. Ne, çok mutlu oldum, ağlayacağım. Bugün benim için çok duygusal oldu ya, niye bilmiyorum bu vlog. Vallahi oturdum, kaldım desem yeridir. Şöyle gitgide de yan yapıyorum. Şimdi kalkıp yemek hazırlayacağım. Çünkü Can bugün erken geliyormuş. Günlerdir böyle 12'lerde falan geldi işten dolayı. Ve dedi ki balkonda şöyle oturup güzel bir yemek yiyelim dedi. Burada da hiç rüzgar yok. Şöyle takımımıza bir oturalım, keyif yapalım dedik. Öyle yani. Bir de ne diyeceğim size? Galiba tenise başlıyoruz. Yani galiba dediğim, bugün Özge ile hocayla konuştuk. O da başlamak istiyor çünkü. Bir yandan da böyle tenis eteği bakıyorum kendime. Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Burada yakında tesisler varmış. Hatta belediyenin tesisleri var. Onları isterseniz kiralayabiliyorsunuz. 15 lira gibi bir ücreti vardı. Türkiye'de herhalde ucuz kalan şeylerden biri. Hatta tek şey olabilir şu an yani. Domatesten bile ucuz. Saatle oranlayınca. Neyse. Öyle yani, tenise başlama heyecanım var şu an. 1-2 hafta falan var ama şu an için günü koy. Öyle çok heyecanlıyım. Yeni bir şey öğrenmeyi seviyorum çünkü böyle sanki beynimin ya da işte vücudumun böyle kapalı bir yeri açılıyor gibi geliyor bana. Öyle aklınızdaysa belki siz de başlamak istersiniz. Belki bir işaret bekliyorsunuzdur. Şimdi Can'ı aradım. Fırını da açtım. Ben bu markanın, daha önce göstermiştim size, sebzeli pizzasını çok seviyorum ama markette kalmamıştı. Alamadım. Aramaya çıkacağım bir ara. Sonra şeyini gördüm, lahmacununu gördüm. Can'a aldım bunu denesin diye. Cevizli nar ekşili. Şimdi bu fırına bunu atacağım. O zaten kendi çiğ köfte falan almış. Mezeciye uğramıştı. Kendime de bunu açmayı planlıyorum. Yeşil, mercimekli, karnı yarık. Bak şimdi, bak bak. Ne yapıyorsun orada? Yıkacaksın da. Singa. Çık kızım oradan. Çık. Allah'ım yarabbim. Böyle bir yaramaz yok ya. Ne yapıyorsun? He? Şu an yemek konusunda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hani meze aldım demeseydi gerçekten karışıktı piyasa. Patates atacaktım fırına. Patates iki tane varmış dolapta. Bir tanesi bozulmuş. Bir tanesi içinde zaten yani... Bizde ben çok yemek yapmayı sevmiyorum. Yani uzun uzun yemek yapmayı sevmiyorum daha doğrusu. Can da çok fazla yemek seçiyor. O yüzden genel olarak böyle kimseye uymayan bir yemek düzenimiz var. Bunlar da böyle küçük küçükmüş şöyle. Şöyle 3 tanesini atacağım çünkü meze aldım dedi.
Evet, masamız hazır. Çiğ köfte. Bu etsiz değil mi? Evet. Tamam. Lahmacunlarını beğenecek misin bilmiyorum. Şunları ısıttım aynı zamanda bunların yanında. Çift kat lahmacun mu? Yok şeyden, Meksika'dan aldıklarımız. Yok, çift kat lavaş mı olacak yani? Ya işte ben de onlardan yerim diye düşündüm. Bunları da boş boşuna koymadım. Meze almış Can. Bunlar ne? Aa, bu acı oluyor. Neyse. Böyle yani masamızı hazırladık. Ben bir bira aldım. Böyle söyleyince de garip oluyor. Televizyonlarda falan yok ya alkol. YouTube'da var hala herhalde. O zaman hayırlı olsun. Sağ ol. Akşam güneşi yüzümüze vururken yeni videolarda görüşmek üzere. Burada kapatıyorum çünkü şöyle bir keyif yapalım istiyorum. Bu anlarda bize kalsın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu an güneşten kaçamıyorum. Oo. Görüşürüz. Taşırır mıyım? Böyle taşar değil mi? Köpürür. Yalnız bak gerekiyor. Hı. Bak. Yeter bu kadar bence.